Herkese merhabalar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte OBS'e gelen son güncelleme ile birlikte herkesin çok fazla bilmediği ufak tefek minik ipuçları vereceğim sizlere. Şimdi gelin isterseniz birlikte bu detaylara bakalım, ama bakmaya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Güncellemeden sonra böyle garip bir tasarım geldi. Açıkçası ben hiç beğenmedim. Bunu değiştirmek için ayarlar bölümüne geliyorum ve buradan tema kısmından Yami'yi dark olarak değiştirdiğimde her zaman kullanmış olduğumuz klasik modele gelmiş oluyoruz. Bir diğer özelliğimize baktığımızda, daha öncesinde bunun için birçok plugin indirmemiz gerekiyordu ve bu pluginler çok doğru çalışmıyordu ve gerçekten bizi sinir krizine uğratabiliyordu. Bu nedir diyecek olursanız eğer, yayındayken Discord, müzik, video, oyun seslerini ayrı kanallarda kontrol etmek istiyorduk. Bunun için artık OBS'e yeni bir özellik geldi. Herhangi bir plugin'e gerek kalmadan direkt olarak bunları ekleyebiliyoruz. Hemen buna bir örnek yapalım. Kaynaklar kısmına sağ tıklıyorum, ekle diyorum ve buradan uygulama ses yakalama beta'yı seçiyorum. Seçtikten sonra tamam diyorum ve önümüze böyle bir ekran geliyor. Bunun için ne yapıyorum? Hemen kendi videomu açıyorum. YouTube kanalınız için en önemli ekipman Işık adlı YouTube Google Chrome sekmesini seçiyorum ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi videomun sesini ayrı olarak yakalıyorum ve bunu istediğim gibi açıp kısabiliyorum. Bu sadece Google Chrome için geçerli değil. Dediğim gibi bütün ses kaynakları için ayrı ayrı kanal açabiliyorum. Burada size şunu önerebilirim. Bazı oyunlarda pencere başlığı eşleşmeli, başlığı eşleştir ve başlığı eşleştir olmazsa aynı yürütebilir penceresini bul seçenekleri var. Mesela LOL gibi hem bir ana sayfası hem de oyun açtıktan sonra farklı bir pencerede açılan oyunlar için buradan başka seçenekleri seçmeniz gerekebilir. Bunu siz kurarken kendiniz deneyebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz ise WebSocket. Daha öncesinde WebSocket'i plugin olarak indirip ayrıyetten kuruyorduk. Gördüğünüz gibi araçlar kısmına OBS WebSocket ayarları diye bir bölüm geldi artık. Buradan istediğiniz gibi pluginleri birbirine bağlayabiliyorsunuz. Daha önceki videolarımda göstermiş olduğum telefondan Stream Deck yapabilme uygulamaları vardı. Bunları direkt olarak WebSocket üzerinden bağlıyorduk. Ya da sanal kamera sistemlerini de WebSocket üzerinden bağlayabiliyoruz. Bunun için artık ayrı bir plugin'e gerek kalmıyor. Direkt olarak OBS içinden OBS WebSocket olarak ekleyebiliyoruz. Bu da bizler için gayet kolaylık sağlayacak bir yöntem oldu. Burada araya giriyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bu beni çok mutlu ediyor ve aynı zamanda bu tarz içeriklerin gelmesi için beni çok fazla motive ediyor. Bir diğer özelliğimiz ise Replay Buffer. Replay Buffer nedir diyecek olursanız eğer, bildiğiniz gibi birçoğumuz Twitch'te, YouTube'da veya herhangi bir platformda uzun süreli yayınlar yapıyoruz. Ve bu yayınlar içerisindeki komik ve eğlenceli anları Reels, TikTok, YouTube gibi mecralarda paylaşıyoruz. Bunun için Replay Buffer özelliğini aktif edebiliriz. Bu ne oluyor? Şöyle birlikte bakarak devam edelim. Gördüğünüz gibi yayını başlat, kaydı başlat ve onun altında da tekrar oynatma ara belleğini başlat gibi bir seçenek geldi. Bunun birlikte ayarlarına bakalım. Burada daha rahat anlayacağız. Ayarlara tıkladım. Çıkış bölümüne geldim. Ve burada kayıt, ses, tekrar oynatma ve yayın sekmeleri var. Tekrar oynatma ara belleğini aktif ettiğimizde maksimum tekrar süresi 20 saniye ve maksimum belleği de 512 MB veya daha fazla olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Siz yayındayken son 20 saniyenizi sürekli kayıt alacak ve siz Replay Buffer'ı kaydet dediğinizde o 20 saniyelik buffer'ı sizin video kayıt yerinize kaydetmiş olacak. Ve bu sayede de yayın geçmişini indirip yüklü miktarda uzun bir videoyu editlemek zorunda kalmayacaksınız. Burada süreyi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz 30 saniyelik alabiliyorsunuz. İsterseniz 1 dakikalık alabilirsiniz. Buradaki maksimum belleği istediğiniz gibi arttırabilirsiniz.
Bunu siz tabii ki de tecrübe ederek ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz. Birkaç deneme yaparsınız. Hangisi size daha uygun olursa o şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. 20 saniye, 30 saniye, 1 dakika olarak değiştirebilirsiniz. Tabii bunun için şunu da yapmanız gerekiyor. Genel bölümüne geldiğinizde çıkış bölümünün altında yayın sırasında tekrar oynatma ara belleğini otomatik olarak başlatı. Tiklerseniz eğer siz yayına girdiğinizde otomatik olarak replay, yani 20 saniyelik kayıtları tutmaya başlayacaktır. Bu kayıtları tutacak, fakat siz bunları kaydetmek istediğinizde ne yapacaksınız, bunu da göstermek istiyorum. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Kısa yollar bölümüne girip aşağıda tekrar oynatma ara belleği bölümündeki yeniden oynatmayı kaydete bir kısa yol tuşu ekleyebilirsiniz. Ve oynadığınız oyunda veya yayın sırasında eğlenceli bir an olduğunda F12'ye basarak o 20 saniyelik alanı kaydedebilirsiniz. Tabii bunun haricinde şunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben burayı kapatıyorum. Tekrar oynatma ara belleğini başlat dediğinizde gördüğünüz gibi yanında bir kayıt tuşu çıkıyor. Bu kayıt tuşuna da tıklayarak kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Veya dediğim gibi herhangi bir kısa yol tuşu atayarak bu kaydı tamamlayabilirsiniz. Bu özellik benim en çok beğendiğim özelliklerin en başında geliyor. Örnek veriyorum, mesela siz YouTube'a bir video içeriği üretiyorsunuz, oyun videosu üretiyorsunuz, fakat tek monitörünüz var. Arada bir de OBS'i kontrol etmeniz gerekiyor. Hani kayıtta mı, ekranda veya başka bir yerde herhangi bir hata var mı diye OBS'i kontrol ediyorsunuz. Kontrol ettiğinizde ne oluyor? Gördüğünüz gibi iç içe upuzun bir şekilde gidiyor OBS penceresi. Bunun için ne yapıyorsunuz? Dosyaya geliyorsunuz, ayarlara geliyorsunuz. Burada OBS pencerelerini ekran yakalamasından gizleyi tıklayıp uygula tamam dediğinizde gördüğünüz gibi OBS'i hiçbir şekilde görmüyor. Hatta ben şu an Streamlabs OBS'ten kayıt alıyorum. Bunu aktif ettim ve şu an yine gözükmüyor. Yani şu an aslında benim ekranımda OBS var. Tiki kaldırdım, geri geldi. Tikledim, uygula tamam dediğimde gördüğünüz gibi gitti. Hatta bunu şöyle de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi OBS ekranımda, fakat hiçbir şekilde iç içe ekranlar gözükmüyor. Aynı zamanda Streamlabs'imde de gözükmüyor bu arada OBS. Bonus bir ipucu daha vermek istiyorum sizlere. Örnek veriyorum, eski bir bilgisayarda kayıt yapıyorsunuz veya yayın yapıyorsunuz. Fakat yayınınızda veya kaydınızda donmalar oluyor. Ama şöyle, oyununuzda değil, direkt kayıtta veya yayında donma oluyorsa ayarlara geliyorsunuz, gelişmişe tıklıyorsunuz ve genel bölümünde işlem önceliği normal olarak gözükecektir. Bunu biraz normalin üstündeye alırsanız eğer OBS'te herhangi bir kasma veya donma olmayacaktır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olacak bilgiler verebilmişimdir. Bildiğiniz üzere OBS tarafında yayıncılık ve YouTuberlık içerik üreticiliği konusunda sizlere içerik üretmeye devam edeceğim. Ve bu konuda elimden gelen tüm desteği sizlere sağlamaya çalışıyorum. Eğer sizler de bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak adına kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.